yaşanabilecek kardeş çatışmaları ile ilgili genel olarak dikkat edilebilecek unsurlar neler olmalı biraz da onu konuşalım. Yaşanabilecek kardeş çatışmalarını arttırabilecek faktörler kardeşlerin sayısı, kardeşler arası yaş farkı ve cinsiyet etmenleri olabilir baktığımızda. Yine yeni doğan kardeşin var olan kardeşin hangi yaş dönemine denk geldiği de durumun zorlu geçebileceği veya çatışma başlatabilecek bir etmen olabilir. Baktığımızda tabii farklı senaryolar doğuya. Yaş yakın olduğunda ihtiyaçların benzer olması hem bir ortaklık ve bir akranlık yaratabileceği gibi kaynağın yetersiz hissedilmesi. Yani ebeveynine doyamıyor oluş da beraberinde çatışmayı arttıran bir faktör olabilir. Yaş farkı arttıkça çocukların yeni kardeşi daha kolay kabullenmesi süreci olabilir. Ama bununla birlikte küçük kardeşin büyük kardeşten taleplerinin artması ama büyük kardeşin de ilgilenmek istemiyor oluşu gibi başka çatışma faktörleri de burada devreye girebilir. Ergenliğin ortalarında veya sonlarında bir büyük abi, abla olduğunda yeni kardeş dinamiklerinde değişik senaryolar olabiliyor. Yani büyük kardeşin olası bir rol model olarak devreye girebileceği, bunun yanında ergenden zorunlu yardım beklentilerinin olması yeni çatışmalar tabii ki doğurabilir. Çocuklardan birisinin bir diğeri için ulaşılması ve özenilmesi gereken bir rol model olması küçük çocuk için sürekli bir karşılaştırılma tablosunu oluşturabilir. Ya da tam tersi senaryoyla yine bakalım. Kaçınması gereken bir rol model olması da büyük kardeş için olumsuz karşılaştırmalara maruz kalabileceği bir sürece giriş olabilir. Ve tüm bunlar da tabii ki kardeş ilişkilerini, hem kişilerin kendi özbenlik algılarına hem de baktığımızda tüm aile içi dinamikleri etkileyen faktörler olurlar. Buradan farklı açılarla değerlendirerek baktığımızda aslında görebiliriz ki kardeşler arasındaki çatışmalar ebeveyn tutumlarından çok beslenir. ya yani ebeveynlerin nasıl bir duruşla çatışmayı azaltabileceklerini onun için biraz bakmak gerekiyor. Bir kere ebeveyn olarak eşit bir tutumdan ziyade adil bir tutum içerisinde olmamız gerektiği unutulmaması gereken bir şey. Yani her bireyin ihtiyacı farklı olacaktır. Ve ilk günden itibaren bu değeri hem bizim kendimizin hem de çocuklarımızın hissettiği adillik üzerine kurgulanmış bir aile sistemi üzerinden gitmek, gitmeye çalışmak, alacağımız pozisyonları, bizim duracağımız noktaları, gerektiğinde yapacağımız manevraları bizim için kolaylaştıracaktır. Evin kurallarını ebeveynler önderliğinde tabii ki tüm aile belirler. Süreçte çocukları da içine katar ve fikrini alır. Bu kurallar belirlenirken de sistem ailenin önem verdiği değerler üzerinden kurulmalıdır baktığınızda. Yani bizim evde yüksek ses kullanmıyoruz çünkü babam öyle istiyor değil de biz birbirimize saygı duyan bir aileyiz. Üyeler aynı fikirde olmayabilir tartışabilir ama saygı çerçevesinde olmak zorundadır. Kuralı üzerinden olası kardeş çatışmaları eline alınabilir. Kurallar böyle net olacağı için ve kimseye bağımlı olmadığı için çocuklar böyle bir yapının içerisinde durumu kişiselleştirmek, kendi üzerlerine almak, bir ebeveyne bağlamak ya da haksızlık olarak görme eğilimleri doğal olarak daha da azalacak. Olası çatışmalar olacak tabii ki. Çatışmalar olduğunda birbirlerine zarar vermedikleri noktaya kadar içine dahil olmamak, Yaşadıkları problemi kendi kaynaklarıyla, kendi kişiler arası ilişkilerinde çözme deneyimi yaşamasına fırsat sağlamak. Evin yine az önce bahsettiğim gibi değerlerini ve kurallarını hatırlatıp, aslında problemi bu bağlam içerisinde belirlemek ve çözümü ikisini birleştirerek e, takım oluşturarak onlara çözmelerine bırakmak işe yarar stratejiler olabilir nerede durulacak olması tabii ki netleştirilmesi gereken bir şeydir. Yani fiziksel veya sözel zarar her zaman göz ardı edilmeden durduruluyor olmalıdır ve çocukların anne ve babanın objektif bakabildiğini, gerekmedikçe hatta hiç karışmıyor olduklarını, taraf tutmadıklarını hissetmesi bu çatışmalar için en önemli noktadır belki de. Çünkü taraf tutulduğunu hissettiği anda bunu genelleştirme politikası içerisine girebilirler ve siz ne yaparsanız yapın artık siz zatenle başlayan cümleler karşınıza çıkabilir. Yine olayları ele alırken durumları sen abisin, ablasın, sen küçüksün üzerinden genellemelerle değil de yaşanan olayı durumsal değerlendirme yapmak daha işlevsel olacaktır. Yani bu yapabilir ve yapamaz oldukları şeylere değinerek açıklamalarda bulunmak yararlı olabilir. Mesela senin ellerin onun ellerine göre çok daha büyük ya, onun için sen daha güçlüsün. Sen güçlü bir şekilde elinden almaya çalışınca o yere düşüyor. O nedenle artık alırken yavaşça alabilirsin belki gibi. Baktınız ki sorun çözülmüyor o zaman müdahalede mutlaka bulunmak ve örneğin anlaşmazlık diyelim ki küçük yaş çocukları ve bir oyuncak üzerindeyse anladığım kadarıyla bu oyuncakla şu anda ikiniz beraber oynayamıyorsunuz. O nedenle ben bu oyuncağı kaldırıyorum veya bugün sanırım ikiniz beraber oynayamıyorsunuz. O zaman biriniz şu odada biriniz bu odada oynayabilir. Ya da bana ikiniz bir araya gelip başka bir çözümle gelebilirsiniz gibi bir tonda sınırlarda belirlenebilir. Yani onları birleştirici ama sınırların net çizildiği bir tonda kalınmalıdır. Bazen bu süreçleri yönetmek ebeveynler olarak bizlere de oldukça zor gelebiliyor. Yani yaşanan karmaşa çözülmesi çok zor bir denklem gibi hissettirilebiliyor. Böyle zamanlarda duygudaşlığımızın arttığı yerlere bir bakmak lazım. Kendi çocukluk ve belki varsa kardeş rollerimize bir bakmak Oralardan bize tanıdık gelen duygular var mı? Bir kontrol ediyor olmak iyi olabilir. Çünkü çocuklar arasında yaşanan gerginliklerde bir ebeveynin aşırı uyarılmışlığı veya süreçten aşırı rahatsız oluşu, o süreci yönetmekte zorlanması ebeveynler arasında yaşanan sıkıntıların tetiklenmesiyle ilgili olabilir, ebeveynin yaşanan sıkıntıları kendisiyle ilgili olumsuz yorumlamalara dönüştürmesi, kişiselleştirmesiyle ilgili olabilir veya geçmişte kendi aldığı kardeş rollerinden ya da çocukluk rollerinden duygu açısından belki de çok yüklü olan ve çözülmemiş olan bambaşka meseleleri, belki çok kapsanmadığını hissettiği meselelerin tetiklenmesine neden olmuş olabilir. O zaman tabii ki vereceğimiz yani ebeveynlerin vereceği tepkiler de yüksek olacak ve durumu daha da çatışmalı bir tarafa doğru çekebilecek ve aslında durumun yaşanan durumun kardeş çatışmasından daha aile içi çatışmalara doğru tırmanabileceği senaryolar çıkabilir.